Daha ne kadar bekleyeceğiz? Birazdan gelirler aga, sabır. Ben giriyorum. Babamın ne zaman geleceği belli olmaz. Bu herifi kaçırmayalım. Aga ne yapıyorsun ya? Yemin ediyorum var ya, baba uyuyacak bizi. Durduramıyoruz ki psikopatı. Baba geldi. Bırak lan baba, herif kaçıyor. Alo. Aga, kulaksız yok. Bir bunu buldum. Ne yapayım? Sık kafasına. Sadrettin ağa, bekle dedim, yine dinlemedi beni. Bu ne hal Sefer? Ha? Ne dedim ben size? Vallahi baba, bütün mevzu bir anla gelişti. Sadrettin nerede? Kulaksız arka kapıdan kaçtı, Sadat'ın peşine takıldı. Ben bu adamı nereden tanıyorum ya? Git. Git getir şunu, git. Ha, deli edecek bu çocuk beni. Ha, niye mani olmadınız? Baba, biz kendisine yapma dedik. Ama dinlemiyor ki yani. Zafer, Bahri'nin adamları evi bastılar. Ne diyorsun? Nasıl buldular seni? Bilmiyorum. Bir şey yap. Sadrettin peşimde. Yakalanma sakın. Bir şekilde kaçmanın yolunu bul. Atlattım galiba. Aka bastık, buldu beni. Kim? Sadrettin. Vay 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 vay. Biz de seni bir adam sandık. Topuklarını kıçına vura vura kaçıyorsun ha? Ne oldu, polisi mi aradın? Merakını gidermek istiyorsan al kendin konuş. Alo. İki seçeneğin var. Ya kulaksızın gitmesine izin verirsin... ...ya da baban otoparkta yediğin boku izler. Seçim senin. Seninle hesabımız daha bitmedi kulaksız. Beynini dağıtmadan önce siktir git buradan. Bence de bitmedi. Yakında yine görüşürüz. Kaçtı şerefsiz. Bak doğru söyle. Adamı bulup öldürmedin değil mi? Yok baba. Koştuk peşinden, yetişemedik.
Evet, dediği gibi oldu efendim. Hadi. Hadi gidelim, yoksa elimden bir kaza çıkacak. Ne oluyor be? Silahlar filan. Abi ya. Bari olmam mı? Of. Ünsal Bey bu habere varılacak. Baba bekleyin dedi ama Sadrettin delisini tutamadık. Daldı içeri, biz de peşinden girdik, ortalık karıştı. Sonra baba geldi, ihale bize kaldı tabii. Kulaksız. Kaçtı. Poyraz bir bakar mısın? Buyurun. Senden bir ricam olacak. Şimdi kulaksız ortalarda dolanıyor ya, benim içim rahat etmedi. Ayşegül'ü takip etmeni istiyorum. Ayşegül Hanım'ı? Ben miydim? Evet, ne de olsa seni tanımıyor daha kolay olur. Bir de özel bir ricam var. Ayşegül biriyle görüşüyor mu, görüşmüyor mu? Sevgilisi gibi falan. Ha, evet, varsa bilmek isterim. Tabii, merak etmeyin. Bir şey... Bahri Bey'i aldığımız yerde oturuyor değil mi? Evet. Bir şey olursa bana hemen haber verirsin. Tamam tamam, siz hiç merak etmeyin. En ufak bir şey de size haberdar ederim. Tamam. Bir şey yoksa gideyim ben. Lütfen. Ayşegül ne haber? İyi, sana doğru geliyorum da. Yemek yer miyiz? Tamam, şahane. Tamam. Sema, bizi yalnız bırak. Oğlum, senin derdin ne ha? Senin sıkıntın ne? Niye sürekli kafana göre iş yapıyorsun sen? Niye benim lafımı dinlemiyorsun? Ya baba, ben artık çocuk değilim. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bence senin bir fikrin bile yok. En ufak bir fikrin bile yok. Bana bak Sadrettin. Oğlumsun diye kendini vazgeçilmez sanma. Mezarların içi kendini vazgeçilmez sananlarla dolu. Ya ben hep hatalıyım, hep kusurluyum be baba. Sen ne zaman öğreneceksin bana güvenmeyi? Sen adam olunca. Lafımı dinlemeyi öğrenince. Şimdi çıktı, söyle. Bahri de orada mıydı? Yok, onu görmedim. Sen Sadettin'i nasıl ikna ettin? Ne söylediysen herifin suratı şeytan görmüşe döndü. Kötü bir şey demedim. Sadece meseleyi çözeceğimi söyledim. Nasıl çözecekmişin? Oğlunu öldüren Sadrettin değildi. Ne? Sadrettin değil miydi? Kimin yaptığını biliyorum. Araştırdım. Öğrendim. Ciddi misin sen? Sadrettin değil mi? Emin misin? Gayet eminim. O adamı da yakalayıp sana getireceğim. Ama sonrasını nasıl toparlarsın bilmiyorum. Bahriye durumu nasıl anlatırsın bilmiyorum. Sen oğlumun katilini bana getir, gerisi kolay. Ben gerekirse Bahriye'nin ayaklarına kapanırım. Yine affettiririm kendimi. Doktor hanım geldi. Salonda bekliyorum. Ben birazdan geliyorum.